Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'de Atari'nin beta'ya bakacağız. Şu an gördüğünüz üzere bu New World. Evet New World'e yüzüme geldi. E, ee, falan değişti. Bir sürü değişen var. Fakat burada duruyoruz. Çünkü bu başkasının videosu telif yiyebiliriz. 5 saniyenin üzerinde gösteremiyorum. E, Begins bunun 1 saat 14 dakikalık oynanışını çekti. Hani özel olarak yollamışlar. Şu anda beta başladı. Bu beta'ya katılırsanız ayın 17'sindeydi galiba. Biraz da ona bakacağız. Bu şekil Aterno'yu deneyebileceksiniz fakat beta'ya katılmayı da şunu diyeyim. Amazon'da giriş yapmanı istiyor senden. Giriş yaptıktan sonra, ha giriş yaptım nasıl buna katılacağınızı göstereyim. Dümdüz Nibiru'da giriyorsun. Karşına ekran çıkacak senin. Tester Singap diyor. Tıklıyorsun. Seni bu sayfaya atıyor. Amazon hesabına giriş yapıyorsun. Abi ee, kayıt yapacağım buradan kapalı beta'ya. Fakat Xbox ve PlayStation mısın diyor. Bende ikisi de yok buna kayıt yapamıyoruz maalesef. Ama eğer ki kayıt olduğunuz zaman karşılaşacağız manzara aynı buradaki e, yüzmeli yüzmeli şeyler gibi olacak. Ben şimdi bunu izledik bir, bir saat 14 dakikayında. E, size şunu diyeyim. Yüzme gelmiş, giriş yeri değişiyor, stratejikler değişiyor, oynanış değişiyor, karakterin koşu değişiyor. Birçok şey değişiyor. Bir de e, şunu takip ediyorum. Steam'den oyunun hani şeylerini falan bakıyorum böyle genel yorumlarını falan okuyorum. Birkaç sayfa atıldı bana onlara falan göz gezdirdim. Artık diyor feedbacklere göre hareket edeceğiz diyor. Yani oyuncunun geri dönüşüyle alakalı bizde yazdığı her şeyi yapacağız diyor. Bunun garantisini veriyor. Birkaç sayfada okudum. Böyle bir e, yorum falan yapmışlar New ile ilgili. Kendileri e, YouTube kanalında iki tane video paylaştılar. Bir işte azot. E, bir de böyle hoş geldin falan gidişi bir işi artistik şeyler göstermişler. YouTube tarafı ve e, şey tarafı bu oyun bayağı değiş. Yani eski New World'un üzerine %80 bir şey ekliyorlar. Yani o eski New World sizin için eskide kalacak. Bayağı bir değiştirecekler. Bayağı bir yenileyecekler. Biliyorsunuz 725 falan geliyor. Bugünkü bir diğer konumuz da şu. İndirim gelmiş. E, DLC konusunda değil de size normal New World'ü önerebilirim. Şimdi DLC konusundaki kafa karışıklığı var. Bununla ilgili size bir atayım Aslında benim de kafam karışık. Oyunda biliyorsunuz 725 cheer score'a çıkacağız. Fakat 725 cheer score'a çıkıyoruz da. Bu seferki DLC ücretsiz diyorlar. Abi biz 700 cheer score olmak için şu paketi aldık. 500 lira ben para verdim. Şu an ne kadar? Ee, bunun fiyatı nerede bu? Diyesi. 30 dolar. Direkt 900 lira 1000 lira. Şimdi eğer ki biz 725 ücretsiz çıkacaksak DLC'yi niye alacağız? Abi DLC olmadan çıkılmayacaksa niye ücretsiz DLC olarak bu geliyor? Orada bir kafa karışıklığı var. 5 saatte de bu bitiyormuş. Zaten 5 saat önce bu arada videoyu yetiştireceğiz. Ki e, 160 indirimde Geçen yıl %90 indirimlere kadar gitti ilk çıktığında. Ama DLC konusunda bir kafam karışık. Yani şu an başladıysanız DLC oynamadan oynamaya çalışın. Olmadan. Çünkü hani bu seferki gelecek DLC ücretsiz. Geçen yılki ücretli. Fakat bize diyor ki bu yıl ücretsiz olarak 725'e çıkabileceksin diyor. Onu bakalım nasıl ayarlayacaklar. Yani güzel bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Onun yanında teste katıldınız. Testin gününe bakalım. Şöyle onları falan bir inceleyelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bunları Cevudi'den falan Dead Beta Delight yani gecikmiş. 17'sinde gelecek beta 25'ine alınmış. 25'inde girip 31'ine kadar deneyimleyebileceksiniz. Buradan sadece dediğim gibi kayıt olmaz. XBOX ya da işte platformunuzu seçiyorsunuz. Ben şu an XBOX seçtim. Yanlışlıkla seçtik. Hatta ya önemi yok. Gelirse şey yaparız. Buradan konsolunuz varsa bunları deneyimleyebilirsiniz. Bu ee, şey de Ekim'de çıkacak. Direkt siz deneyimliyorsunuz. Bir saat diğer insanlar gibi oynuyorsunuz. Onun da harici güncellemeler falan geliyor. Şu an evot falan var. E, şunu da ekleyip bitirelim. Bitişe gidelim. New World videosu çekmek istiyorum. Fakat geçen gün oyuna girdim. Bir buçuk saat e, dungeon bekledim. Hani içimden bir şey yapasım gelmedi. Ama hala New World'u biz e, oynanmıyor, etmiyor desek de oynanıyor aslında. 5000 online var. Ya yani Günlük giriş yapanı göremiyoruz. Anlık online'ı görüyoruz da. Size şöyle diyeyim. Tempest sol outpostunda adamlar hala böyle maden maden kırıyor. Bir 500 kişi 300 kişi elitran dönüyor. OPR geçen gün yayında oynadım herhalde. 4 saat falan New World oynadım. Sadece OPR attım. Ve OPR'e basar basmaz buluyor. Herkes OPR giriyor. Yer yer FPS 20 FPS aldığım yerde 60 FPS aldım. Hani insanlar New World'a hala oynuyor. New World'a bakıyorum. Abi bizim zamanımızda New World oynadığımız ekip New World oynayan insanlar gene oynamaya devam ediyor bu arada. Sadece New World'un sonra aslında bu bizim korktuğumuz 20 yıllık marpijler var ya hani yeni oyuncu gelir mi diye baktınız. Aslında yeni oyuncu gelmiyor. Çünkü yeni oyuncu gelse bile ben diyorum ya 2 saat buçuk saat Tempest bekledim. Tempest bir yüz çekeyim dedim. Şöyle bir yapmadık dedim. Hikayeli de birazcık konuşalım edelim. Abi Tempest bulunuyor. Şu an baktığında mesela şurada da yeni online'ları görüyoruz. Hani buranın en kalabalığı 343 online. Buranın en kalabalığı 481. Yani Bayağı bir sıkıntılı. Her şeyi cross yapıyoruz. Dungeon mancını. Ee, şu an arena cross değil sadece. Raidler cross değil. Ya bunlar gerçekten şu online'da sıkıntı olan şeyler. Hani insan şeyi görünce bile mutlu oluyor. Ben oyuna girdim. Map üzerinden göstereyim ben size. Onu anlatayım biraz da size. Map'e girdim mesela. Şuradaki o posta gittim tamam mı? Şuraya gittim şurada takılıyorum. Şurada birisini gördüm mesela maden kuruyor. Bot bu değil mi? Şurada insanlar elit dönüyor. Birisi turopiran yapıyor. Birisi şurada takılıyor işte. Şurada dövüşmemiş kavga çıkıyor. Sövüşenler bile oluyor. Bunu bile görmek hani New World'u güzel o online şeyini size veriyor. O online'ı arıyoruz aslında biz. Yani oyunda böyle gezinen, koşan, hani yolunda giden, craft'a giden, toplayıcılık yapan, chat yapan, dungeon giren. Hani o online'a hasret kalmışız biraz New World'de, öyle söyleyeyim. Biraz da videoya dönecek olursak dediğim gibi yüzme gelmiş. Giriş yerleri değişmiş. Karakter koşu değişmiş. Ya böyle komple bir oynama var. Hani biliyorsunuz farklı NPC'ler getirmişler. Farklı yerleri yolluyorlar size. Eğer ki olur da beta'ya katılırsanız diye şöyle de bir not ekleyelim. Aşağıdaki notlar okuyordum. Ekstra bir şey çıkarır mıyız diye. Ee, oyunda şu an beta'ya katıldınız. Beta'dan hiçbir şekilde video ve yayın sızdıramazsınız. Ambarga varmış. Buradan da çevirdim. Bu oyunun e, bu yayının çeki sürümünden yayın yapılmayacağını, video yayınlanmayacağını veya görsellerin paylaşılmayacağını anlamına geliyor herhangi bir gizlilik ilahı ciddi ele alacaktır. Yani e, bir video yüklemeyin, bir yayın yapmayın. Bu konuda beta'ya katılırsanız dikkatli olun. Hatta biz de iyi ki katılmamışız yani videosunu çekemeyeceksek bir anlamı yok. Girip deneyimleyebiliriz sadece. Hani Nibird Aternum güzel olacak gibi fakat Nibird'ün hemen bir ay öncesinde Tron geliyor. Hani biz de Tron oynamak istiyoruz. Sizden çoğunuz Tron'u da istiyor. Fakat benim e, kendi düşüncem şu. iki yol haritası çizimse. Bir işte Tron'a başlayacağız. Bir ay oynayacağız. Salacağız. Daha sonra işte New bu hype olacak. Gerçekten hani 200 bin ondan gelebilir. 300 bin gelebilir. 400. Bin. Yani size sadece şunu diyeyim. Ee, konsol ve şey oyuncuları bu Xbox, Xbox işte PlayStation, SMS, T falan diyorlar. Onların oyuncuları abi PC oyuncudan daha fazla. Ve çoğu de hani Final Fantasy olsun diğerleri olsun konsoldan oynayanlar gerçekten yüksek online'a giriyor. E, yani New World'de bu da olacak üzere. Hani geçen Kolu taktık bu arada. Kola alışırsanız güzel gidiyor. Bir iki mob falan kestik biz beceremedik de menüyü falan güzel yaptıklar. Konsol oyuncusu gelince online da artacak. Bu yüzden New bir ayıp olacak. Burada da size gene iki yol çizeyim. Ya benim aklımda şu var. New World bunu da başaramazsa Hani şu Tron'a geçerim. Tron oynarım diyorum. Ama e, bu PP adası. Biliyorsunuz PP adasında e, kaynak mı olacak? Hani niye oyuncuyu keseceğiz? Niye orada kapışacağız? Hani bize bir şey vaat etmesi lazım. Ben oraya gittiğimde adam bulayım. Yani ben PP yapmaya gidiyorum. PP yapmalık. İşte orada takılayım. İşte PV oyuncusu diyor ki oraya nadir kaynak bulsun. İşte nadir kaynak toplamaya gideyim. Bir yandan sizden kaçayım. Aksiyon olsun. Kovalamacı gibi olsun. Ha çok güzel sağlarlarsa oradan bir artı olacak. E oyuncuyu çekecek. Her yer kalabalık olacak. 25'lik dungeon kalabalık. 35'lik kalabalık. Pazar hızlı. Yeni oyuncu geliyor. E yurt dışında da birazcık fiyatları uygun düşündüm. Hani 30 dolar falan adamla bir deneyim şans vereyim diyecek. Eğer ki bu hype'ını de koruyamazsa ya bu Nimbord'un son şansı olur. Hani yıllardır devam ediyor. İnsanlarla görüşüyoruz. Mesela adam diyor ki benim 1000 saat 1500 saat sonum var diyor. Ben bakıyorum. Abi 5000 saat Nimbord'um var. 2 yıl önce farklı çardaydım. Geçen yıl farklı çağrıdayım. Bu yıl farklı çağrı açıyorum. Hani her yıl sanki yeni oyuna başlıyormuşum gibi gidip bir e, başka bir oyunda çar yapsam daha şey olurdu yani. Bu arada tekrardan şunu hatırladım. Preorder Bilirseniz verirseniz PlayStation'ı Xbox Series'lere kurt azot kurtu alıyorsunuz bu arada. Bir ne falan da boyuyordum. Onun videolarını da yapacağım. Eylül ayında mı, Ekim ayında mı gelecek güncel bir ayıya da binecek misiniz? Ayı da hoşuma gidiyor. Ayıyı da boyabiliyorsak onu da boyarız. Benden bu kadar umarım New World güzel olur. Oturur, oynarız. Dediğim gibi şu an şansı gene bir son şans vermek gerekiyor. Olmazsa farklı muharpicilerde şansımızı deneyeceğiz güncel de çekeceğim Her birinin videosunu yapacağız solo var muharpicide var her bir altı oynayacağız Yorumlarınızı bekliyorum videoları kaçırmak için abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz kankiler